Abi hoş geldin. Hoş bulduk selam. Seni bu kanalda görmek çok mutluluk verici bir şey. Teşekkür ederim ben de davet ettiğin için. Sen de çok ortak noktamız var. Kısmetsiz olur ve futbol. Daha da vardır herhalde diye düşünüyorum. Tanıdıkça öğreneceğim. Var abi. <laughs> Daha da birçok ortak nokta. Ben seni inanılmaz seviyorum zaten hani oraları ve hani belki rahatsız oluyorsundur o tarz muhabbetlerden de. Yok yani, canım çok mutlu oluyorum. <laughs> Öyle mi? Ben bayağı izli ya bayağı takipçinim. Şu an yani şöyle söyleyeyim en mutlu ol, hani kanalı açtığım günden beri en mutlu olduğum yayınlardan biri yani burada olmam beni çok mutlu etti. Vay. Çok teşekkür ederim ya. Bir sürü de güzel konuk getirdin. Baktım. Ee, o yüzden bunu duymak daha da mutlu etti beni. Tabii onlarla ben mesela arayı bozdum bu lafla. Teşekkür Herkese mi diyorsun ya da diye. <laughs> Ya Daha önce hiçbirine dememiştim ama. <laughs> hakikaten beni acayip mutlu ettin abi. Nasılsın? Eyvallah. Nasıl gidiyor? İyi valla. Yani e, bizde işte bizim burada da gelenler varsa benim kanaldan biraz ben de ben, bana sinirlilerdir. E, çünkü Twitch'i birazcık böyle hafif beklemeye alır gibi olduk. E, ama hayatımda olumlu bir değişiklik oldu bu. Daha mutluyum şu anda. E, böyle birazcık geçiş sürecindeyim farklı şeyler deneyeceğim falan böyle bir seneye giriyoruz diye. Ee, böyle bir yola çıktık. Ee, genel olarak iyiyim. Sen nasılsın? Valla ben de iyiyim abi. Yeni bir, bir alışmaya çalışıyorum işte yayınlar, bir düzeni otutturmaya çalışıyorum. Programı otutturmaya çalışıyorum. Genelde her gün girmeye çalışıyorum ama farklı şeyler yapmak istiyorum. Hani her gün aynı şey olsun istemiyorum. Farklı farklı şeyler olsun. Bazen de e, konuklar gelsin, onları tanıyalım, onları Hı -hı. Dinleyelim. Bazen bir şey izleyelim. Bazen futbol konuşalım istiyorum. Ee, o açıdan güzel gidiyor. Ona göre program yapmaya çalışıyorum. Kendime bölümler yapmaya başlıyorum. Mesela bir gün işte ben... bay tahmin verdiğimiz bir içerik var. Haftanın maçlarına. Onu biraz daha değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyorum. Neler yapabiliriz? Ne getirebiliriz? Ne götürebiliriz? Güzel gidiyor. Ya, Gündüzleri de her, her gün... 3X'i de dizi film izleme bağımlılığına <laughs> tutuldum. Ben İnanılmaz, nefret ediyordum o işten ya. İnanılmaz keyifli geliyor bilmiyorum ya. Bir iki gündür kafayı yiyeceğim. Star Trek'leri falan izliyorum. 3X'te. 3X'te. Çok iyi oluyor. <laughs> Nasıl anlıyorsun abi? İnanamıyorum ya. Star Trek'leri 2X'te izliyorum abi. Yalan söylemeyeyim. <laughs> Diziye ee, Çünkü Türkçe dublaj izliyorum. Mister göre... Mr. Spa ha. falan Türkçe dublaj daha güzel oluyor. Kendi... Nasıl okuyacaksın diyordum ben de mantıklı o, okunuyor <laughs> 3x'e de okunuyor da dinlenmiyor ya? yani kulağa çok kötü geliyor 3x ha, anladım. ben çok sinirleniyorum ona ya hiç giremedim ama böyle hiç izlemek istemediğim o yüzden üşendiğim gene de bir haberim olsun dediğim diziler varsa mantıklı aslında belki bir ara deneyebilirim ama biraz mesafeliyim ona ne izliyorsun bu arada Star Trek dışında şeyi e, uzay şeylerini seviyorsan Expanses'i de bak Prime'da İnanılmaz bir dizi. Ben bu 3x işini keşfettim ya hiç dalmaya çok korktuğum bir tane seri vardı. Neydi? Hatta böyle 3-4 tane dizisi var. Yine uzayla alakalı. Ne ya? Battlestar değil. Battlestar Galactica. Ha o mu? Onu bu da izlenebilir izledim, mi evet. abi 3x'de şöyle? İzlenir izlenir. Yani hızlı, hele bir hızlı. de eski diziler. Eski diziler böyle çok birazcık bu dönemde böyle ard izleyince aynı keyfi vermiyor tabii. Ben şey, yıllardır öyle düşünerek çekmedikleri yıllardır hiç... dizi bekletiyordum. Çok kaldı. Yani bitsin izleyeyim, bitsin izleyeyimden sonra bir baktım ki insanların överek bahsettiği hiçbir dizi izlememişim. Yani Breaking de Bad de falan yok yani. hayatımda. Yani Uf, Ama onu ne olur ki X'te falan seyretme bak. Bazı abi kutsal, onu izledim ya. Yani. Kutsal şeyleri izledim. Yapma ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> çok keyifli. Olmaz keyifli. Abi 2 de bile adam bana korkadan. bazen acayip. Ya mesela şey spoiler versek olur mu? Breaking Bad'de artık. Yani bence izle izlesinler artık zaten. Yeselerde Abi Mesela şey Hank bende Şipşak öldü. O mesela daha bir şok. Hani. <laughs> çok diye böyle inanılmaz bir spoiler. Hani o ben. dur yapma falan filan derken tak vurdu öldü adam. Mesela normal izlesem <laughs> o kadar keyif almazdım bence. Çok sürünceme de kalırdı o sahne. Abi şu an çok sinirlendim sana ya. Breaking Bad'i bari 2x seyretmeseydin ya. Adam o kadar inan çok daha kurgu keyif. kasıyor, pace kasıyor yani. Tamam pek bir şey demiyorum. <laughs> Ama Star Trek, Battlestar Galactica bak bunlar 3x falan bile izlenir yani. Bunlarda sıkıntı yok. Ele eski diziler. Çok rahat izlenir. Bak Expanse dedim. Expense'i de mutlaka izle Prime'da. Ama 2x izleme ne olur ya. Vallahi bak çok önemli. Ekspansi kendi katı. hızında mı izleyeyim? Kendi hızında izle abi. O moda çünkü bazen seni sakinleştirmeye çalışıyor. Bazen işte bir sessizlik veriyor, bir şey veriyor falan. Onları hep kaçırıyorsun diye tahmin ediyorum. Bak mesela ediyorum. sen de ilk sezonunu izledin Kurtlar Vadisi'nin? İzledim evet. Şimdi düşün ki Ömer Baba 3 xde <laughs> konuşuyor. Ne Şimdi mantıklı bak, gelir adama? Ulan adam ne şıp şak çözdü sorunlarımızı? <laughs> Ömer Baba'yı komple geçmeye de okeyim zaten ben. Hatta bir ceza yayını yapacaktık öyle. Full Ömer Baba sahnelerini izleme diye. Sonra yalan oldu tabii her projem gibi ama. <laughs> e, onu komple aç, atsan da olur. Yani o konuda katılıyorum. Bir de ama işte abi o dönem hafta bekliyoruz ya. Bir hafta boyunca bekleyince öyle sıkıcı gelmiyordu diziler. Şimdi böyle ard arda bölüm seyredince yemiyor. O yüzden eski dizilere ben okeyim 2x'e. Bir şey demem yani. Ben de izlerim hatta. Ya yeni dizileri zaten normal izliyorum. House of Dragon'u izledim. Ha tabii yani. Onu yani normal izledim ama geriden eksik kapatır gibi dizi izlediğim evet, için evet, ben biraz bravo. hızlı izlemek zorunda hissediyorum kendimi. Katılıyorum. Benim de öyle izlemediğim çok dizi var. Ben mesela Star Trek'i hiç izlemedim. Ee, benim de o açığı kapatmam lazım büyük ihtimalle. Peki abi ne izliyorsun şu an? Abi şu an e, bu dediğim Expanse'ı izliyorum. Gerçekten müthiş dizi. E, Sci-Fi severler mutlaka izlesin. Prime'da hem de. Burada da abone olabiliyorsunuz. Öyle müthiş artıları var. Onun dışında valla e, başka ne izliyorum? Başka bir şey izlemiyorum galiba bu ara. En son şeyi izledim. E, Better Call Saul'un 5. sezonunu bir daha izledim. Ki 6. sezonu hazırlanayım diye. Şimdi onun 6. sezonuna geçeceğim. Spoiler vermesinler. Öyle o ikisi var yani. Spoiler vermesinler uyarın iyi oldu abi. Şimdi bütün... Veriler Bütün Allah dizi bak, yazılıyor. Çatata bakmayayım ben Twitch'e <laughs> bir, bir, bir süre, süre baş, baş. Bir süre başlayayım. Çete bakmayayım dur. <laughs> Peki abi. Senin ben biliyorum yani takip ettiğim için biliyorum. Senin çok izlenen çok sevilen dizilere karşı ön yargım vardı. Hala var mı? Çok sevilen şeyleri ya bunu izlemesek. Ya şey ben bende bir hipsterlık var ya o konuda böyle hani kimsenin keşfetmediği bir şeyleri ben izleyeyim falan gibi böyle bir hipsterlığım var. Kendime pek itiraf edemediğim. Ee, bu sebepten e, çok böyle aşırı fazla konuşuluyorsa genelde izlemiyorum o sırada. Buna Game of Thrones dahil. Game of Thrones'u hiç seyretmedim. Hatta e, tam başlayayım mı yaz bitiyormuş falan derken son sezonunu o kadar gömdüler ki komple ben bunu artık bir daha izlemem dedim saldım mesela. Onun gibi çok dizi var bir mesafeli oluyorum e, ama tamamen benim saçmalığım yani çok popülerse çok konuşuluyorsa izlemek lazım aslında. Şeyden dolayı bu arada e, mesela Euphoria çok konuşuldu ya bir ara bilmiyorum izledim mi HBO'nun böyle genç i̇zledim. şey dizisi falan. Ben şöyle bir bakayım dedim bir neymiş bu diye. Sonra baktım ki lan bunun alıcısı ben değilim yani bu bana bir şey katamaz vazgeçtim. Hani şu anda artık biraz daha gençlere kay kaydı ya hani sosyal medya da o yorum yapan kişiler. Genelde benim için değil herhalde falan diyorum artık yani o dizilere. Filmci misindir peki? Açayım bir film izleyeyim daha mı motivesin film izlemeye? <laughs> Abi genelde film izlemeye üşeniyorum. Onun yerine işte o klasik geyik var ya 4 bölüm dizi seyrediyorsun. Daha uzun sürüyor ama filme üşeniyorsun falan öyle bir durum var. Bende de direkt o var yani. Ama e, biraz şey oldu ya yaşlandıkça bende. Bilmiyorum e, işte chatte ya da sende de oldum böyle. Çok ha bu bana göre değil deyip bir müddet hiç bakmıyorsun bir tür filmlere mesela. Atıyorum hiç komedi filmi ben ee, özellikle Hollywood'un böyle o, ünlü oyuncularla yaptığı o komedi filmlerine falan, işte Hangover falan serisi gibi vesaire bunlara böyle ya da Stoner komediler, işte e, Seth Rogen'ın falan oynadığı, onlara o kadar böyle şey oldum ki komple bir daha hiçbir çıkan mesela komedi filmini falan seyretmedim Hollywood'dan vesaire böyle direkt bir mesafe oluşturdum yani. Ama normalde e, severim böyle kıyıda köşede kalmış gene birilerini övebileceğim şeyleri. Biraz oralarda da yani filmde de popülerden kaçıyorsun. Kaçıyorum kaçıyorum ama bu saçma bir şey ya keşke kaçmasam. Aptal bir özellik yani. ama Sende var mı öyle bir şey? Ben de hiç yok be abi popüler bir şey çıksa ne da hemen... Ne varsa izle. <laughs> 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 popüler i̇şte benimki... bir şey çıksa da hemen onunla ilgili kötü bir yorum yapıp tüm tepkileri üstüme çeksem var bende ya. Tam onu diyordum var ya tam onu ya popüler bir şey izliyorsam da dur, gömecek bir şey bulayım. Herkesden zeki olduğumu göstereyim falan motivasyonuyla izliyorum genelde. Yani Game, of Game of Thrones'un sadece Thrones final sezonunu beğenip <laughs> herkesten ters bir şey söyle. Finalde için, iyi topladılar evet. falan diye arkadaş ortamlarında. <laughs> evet. Ben de ben de kendimde o potansiyeli görüyorum. Mesela geçen işte bu Disney Plus geldi ya ona bakıyorduk. işte nişanlımla hiç Lost izlememiş. Dedim ki ya Lost nasıl izlemezsin ya mutlaka başlayalım falan. Sonra ilk bölümde böyle ben bir Lost anılarıma gittim. Ulan dedim ben şimdi bir daha bu Lost'u asla seyretmem yani böyle bir şey mümkün değil. Söyledim de ona istiyorsan sen devam et ben izleyemeyeceğim yani bir daha tekrar baştan diye. O da öyle bir diziydi mesela yani o kadar kötü bir sezon finali var ki ee, şey yapamıyorum yani kendimi gaza getiremiyorum oraya kadar geleceğim de gene hayal kırıklığına uğrayacağım bir de ben diye. bir kere izlemeyi denedim Lost'u. Şimdi Lost'un çıktığı dönemki teknoloji, televizyonlar falan tamam. O gün için normalmiş o şartlar da. Şu, Şu anda 2022'nin 2022 televizyonunda Lost'u açınca abi bu ne bu nasıl izleniyor böyle bir şey oluyor? Abi gene iyi aslında ya görsel efektler. Görsel efektler falan yine iyi. Tabii günün şartlarında Eski iyi. Eski kafalı de... mı geldi sana? Eski kafalı bir dizi. Aynen değil, biraz böyle anne hani, çekimler falan o renkler anladım olabilir. Biraz Bir eski de hep geldi aynı yani. yerlerde geçiyor falan. O gün Doğru. izlemek lazım gereken diziler Tabii var ya. Canım. Benim Manyak işte oradan çok kaybım oldu ya. Mesela sen seviyorsun biliyorum Friends mesela. Ben yıllar sonra izledim. Yani Duvara falan bakıyorsun ya. Yani hiç gül gülmedim. Ama belki o gün izlesen Friends'i o günün şeyiyle. O gün çok gülerdim belki. Hı -hı. Ya ben onu ee, liseden mezun oldum. Tamam mı? Liseden mezun olduktan sonra dershaneye gidiyorum. Bir anda çok boş vaktim oldu. Dershane hemen bitiyor gibi geldi. Hani daha mı uzun oluyor ya da hatırlamıyorum şu an ama. Ve e, dedim ya ne izleyeyim falan diye Fransa e başladım. Ve baya bütün üniversite hazırlık sürecimde sonra bir yeri kazanamadım zaten ama. <laughs> o bütün süreç boyunca Fransız izledim. Mesela o dönem hani o kadar az var ki bunun örneği. Bize müthiş geliyordu. Ama şimdi dönüp mesela ben şu anda genç mesela 19-20 yaşında birinin Seinfeld izleyip gülmesine de anlam veremem. Ama Seinfeld de inanılmaz bir şeydi o dönem. Yani sonra artık üstü yapıldı bunların. Geriye dönüp artık bu neymiş ya diye bakarsın. Hani atalarına bakıyormuşsun gibi şu anki dizilerin. Ben öyle mesela Cheers'a baktım. Cheers'ı biliyor musun? 80'ler mi 90'lar mı ne? Friends öncesi en popüler hani sitcom gözüyle bakıyorlar. Abi hiçbir şey anlamıyorum. Ünlü isimleri söylüyorlar, şaka yapıyorlar. Ne ne o isimleri tanıyorum kaç yıl öncesindeyse ben mesela dedim ki ya bu bana göre değil bunun zamanı geçmiş şimdi de gençler Francis Seinfeld'e bakıp aynı şeyi diyordur sen zamanda izlesen sen de öyle demezdin. O yüzden, o yüzden son derece katılıyorum. O yüzden artık biriktirmeme kararı aldım şu son birikmişleri de bir son bir iş be hadi 3 x tuşum bu işi Yapıştın beraber halledelim be <laughs> hani son bir Mantıklı kirli iş. ondan sonra artık çıkanı direkt izleyeceğim abi. Kaçırıyorum yani. O o heyecanı, hype'ı kaçırıyorum yani. Artık onu yakalayamıyorum bir daha. İşte ben de şeyden üşeniyorum yani. Mesela oyunlarda da aynı problemim var benim. E bilmiyorum öyle oyunlar oynuyor musun ama hani böyle açık dünya işte RPG bir sürü görevli harita geniş falan öyle oyunlar çıkıyor ya. Ya şimdi adamlar o kadar diyorum ki uğraşmış yapmış bunu şöyle doğru düzgün oynayayım falan. Hani yanda bir şey izlemeyeyim sadece oyunu oynayayım falan. Abi öyle öyle hani her kıyısına köşesine dikkate her görevi yapayım bütün aman craft sistemi öğreneyim falan diye böyle aşırı %100 konsantre girip sonra sıkılıyorum oyundan daha ana hikayede ilerleyemeden. Aynı şey bu dizilerde de geçerli hani belki ben de salıp senin gibi böyle 2x 3x seyredeceğim o eski dizileri artık yapacak bir şey yok yani yetişemiyoruz çünkü. Abi bir değil. de oyunlardaki sıkıntı şu. Oyunlar çok zor ya. Biz kız arkadaşımla beraber bir oyun oynamak için The Forest aldık. Ya dedim ki bak gel dedim sahilde bir tane ev yapalım. Etrafını çitlerle örelim. Sakin bir hayat yaşayalım. Boş ver dedim bu görev hedefleri, görevleri. Hayvan avları, hayvan yeriz. Düzgün bir hayatımız olsun. Yani gerçek hayat gibi kız arkadaşım bunu alıştırdım. Abi hayvanı canavarı tuhaf şey zombisi Durmuyor bitmiyor da. ki. <laughs> İki tane zombi öldürüyoruz. Üçte bir tane on kollu böyle garip bir şey geliyor böyle Tarkan filmindeki Ahtapot'un <laughs> ayaklısını düşün. Öyle bir şey geldi yani. Garip bir yani dedim ki bu oyun oynanmaz. Ben bir daha da girmedik yani. Oyunlar ben çok zor ya. Öyle oyunlara ben de hiç beceremiyorum. Biraz böyle ee, şey gerektiriyor sabır bir de şey o grind dedikleri şey çok oluyor ya onda onu topla odun topla şunu topla bunu topla hep aynı şeyi yapıyoruz abi yeter sıkılıyorum yani gerçi Minecraft oynadık zamanında ama işte onda yaratıcılık biraz ya ben daha ben Minecraft serini izledim o güzeldi orada bir Aa onda mı izledin Onu da izledim, onu da izledim. <laughs> Eyvallah Ya orada güzeldi en azından hani bir orada da bir işte şiddetli geçimsizlik yani işte bir işte bir adamın hmm. kız arkadaşıyla olan maceraları falan o da güzeldi de mesela şu an desen ki ya ya mesela orada güzel geliyordu Minecraft. Hadi gel bugün açalım desen oflar poflarım abi hiç oynanacak gibi gelmiyor bana. Çok zor geliyor evet, bazı evet. şeyler yani. Ya yani bizde o ben de zaten ikna edene kadar Ece'de ece de sadece Sims falan seven bir insan olduğundan Minecraft'a da zor ikna etmiştim. Tamamen oyun dışı bir şekilde yaklaşıyorduk zaten. Nasıl buradan bir mizah çıkartabiliriz? Ne olay olabilir falan diye. Şu anda bende de o enerji yok. Bir serverda bir ara, e, burada varsa izleyicilerden, bir arada serverda denedik böyle bir server açalım, şey e, gelenler oynasın, aboneler falan filan diye. Bir gün girdim, bir gün sonra bir daha uğramadım ya. Onda mı uğraşacağım yani gerçekten? Bence yaşlanınca oluyor onlar ama. Gençken böyle yapıştırıyorsun yani, her şeyi oynuyorsun. Ama sen yine o seride şaka falan hani espriler, muhabbetler dönerken bir dağ evi yapalım, bir yazlık ev yapalım, bir kışlık ev yapalım. Evet. Bayağı oynadın da yani oyunu. İşte diyorum ya böyle hani ciddi yapıyor. Hep böyle olaylara öyle yaklaşmaya çalışıyorum. Sonra sıkılıyorum ama oyundan. Biraz böyle casual oynamayı öğrenmem lazım ya da izlemeyi. Benim de sıkıntım var. ama oyunun zevki orada değil mi ya? Minecraft oynuyorsan zaten öyle kendine bir şey yaratıyor olman lazım. Hani güzel bir dağ evi yapayım, bir şey yapayım falan. Adı nedir abi? Bunun adı mı Petito? Bu büyük olan. Üç tane var maalesef. Üç tane <laughs> var. Evet ev kedilerin evi oldu. Kuyruğu netliyor şu anda kamerada. <gülüyor> <gülüyor> bu arada chat çıldırıyor. Futbol konuşun. Gideceğiz <laughs> abi oraya. Oraya geçeceğiz. Evet abi 3x'de <gülüyor> izlemek <gülüyor> istediğimiz bir diğer şey. Trabzonspor. <laughs> Kesinlikle. Bence Abdullah da da bu arada aynı şeyi düşünmüştür. Bu takım 3 X'le oynamalı diye. Abi çok yavaş tempo gerçekten. Açamazsın böyle takımları ya o şekilde. Ama ben Kopenhag'a bayıldım. Kopenhag'ın oyuna girenlerine bayıldım. Mukayru. Bak sen de FM oynuyorsun. Bu <laughs> sene bu adamı Aynen. mutlaka bir kariyerde dene. Sonradan Aynı giren Muhammadu Karamoko. Sol açık muhe. Boyu posu var. Dribblingi evet. var. Bayıldım o herife ya. O herif FM'de bence çok iyi olur. Allah olabilir. Evet. Ya ben bugün Trabzon'un ama... tur atlayacağını düşünmüyordum zaten. Ben Kopenhag gibi takımların buralarda hani o tecrübeyle bir adım Hı -hı. önde olduğunu düşünüyorum. Ya, turu da aldı yani çok da zorlanmadılar bence. Yani bir iki tane Trabzon'u kaçırdığı abi, var. turu? Yani resmen şey yaptılar. Bütün her şey istedikleri gibi gitti. Ee, i̇lk yarı o pas temposunu yakalayamadı yani Trabzonspor. Tamamen yormak üzerine bir plan yapmışlar herhalde. Zaten burada farkımız ortaya çıkıyor abi. Baya aslında hiçbir şey oynadığımız yok yani. Bunu Trabzonspor için değil. Herhangi bir takımımız olsa bence aynı şey, aynı sonuç çıkma ihtimali çok yüksekti. Büyülü böyle bir iki futbolcunun büyülü anına bakıyoruz sadece. O disiplini, o şeyi çok fena fark ettiriyorlar bize ki hani Avrupa'nın orta sıra takımı falan diyebileceğimiz bir takım yapıyor bunu bir de. Or burada işte aramızdaki seviye farkı çok net yani. Vallahi şu an Abdullah Avcı da çok eleştiriliyor. Bence ligde de bir iki kötü sonuç alırsa onun adına da işler kötüye döner. Eğer Bilmiyorum, onun evet. adına da işler kötüye döndüğü senaryoda son üç lig şampiyonu Türkiye'de bir sonraki sezon teknik direktör değişimi yapmış olacak. Hı hı. Bu da bence şunu gösteriyor. Türkiye'de şampiyonluklar çok rastgele ve şans eseri. Yani bir uyum yakalanıyor. 2-3 oyuncu arasında bir uyum yakalanıyor, bir sinerji yakalanıyor ve şampiyon oluyorsun. Bir temele oturtmadan takımlar şampiyonluk yaşadığı için ertesi sene hem Avrupa'da çuvallanıyor, hem ligde çuvallanıyor. Bir iki değişimle. Sonuna kadar katılıyorum abi. Yani bir de bir... ayrıhatan yani bir sistemle oturmuyor takımlar. Bir sisteme evet. hani 2-3 senelik çalışmamızın eseri buraya geldik gibi bir temel olmadığı için temelsiz Hı -hı. rastgele başarılar sürpriz başarılar ertesi sene büyük hayal kırıklıklarını doğuruyor. Bu sene Abdullah e Avcı da bunu yaşayacak. Geçen sene Sergen Yalçın yaşadı. Ondan önceki sene Okan Buruk. Ben böyle düşünüyorum. Abi ka kadro sirkülasyonu da çok olduğundan hele şampiyon olan takımlarda yani en son aynen dediğin gibi Sergen Yalçın'ın şampiyon olduğu kadroyla sonraki kadro herkesi bir heyecanlandırdı ama sıfırdan bir daha bir oyun kurmak zorunda kaldı. Şu an bu maçta görüyoruz ki Trabzonspor'un önde henüz mesela Visce'yi kaybetmenin getirdiği şeyi Envakame'nin yaratıcılığı bunların yerine hiçbir şey almadığından henüz çok zorlandı yani o topu 3. bölgeye götürdüğünde yaratıcılık neredeyse hiç yoktu. Devamlı kadroyu değiştirirsen devamlı yeni kadro kurarsam, hatta teknik adamı devamlı değiştirirsen falan zaten böyle yapılardan bahsetmek çok çok güç abi. Sonuna kadar katılıyorum. Kesinlikle şans zaten büyük faktör. Bir de diğer rakiplerin ee, o sene ne yapacağı da çok belirleyici oluyor. Trabzonspor'un geçen sene hani hak etmediğini söylemek haksızlık olur. Kesinlikle bence şampiyonluğu hak ettiler. Ama bir yandan da ya neredeyse rakibi yoktu yani bütün sezon. O da ayrı bir konu. Ya bir de mesela şimdi bu sene Beşiktaş'a bakıyorum. İyi başladı skor anlamında. Bir hava yakaladı. Bir iki tane daha maç kazanırsa üst üste şampiyonluk hedefini, iddiasını oyuncular kendi alanında düşünmeye başlar. Bir de bugün geldi delali. Bence tutma ihtimali hmm. %15. Ama ya tutarsa ve o %15'lik performansı alırsan bu sefer şampiyon olacak. Şimdi önümüzdeki hmm. yaz Beşiktaş şampiyon oldu diyelim. Ve Gorst devam etmek istemez Türkiye'de. Delali istemez. Bir daha kuracaksın. Bir daha kuracaksın. E bu sefer diyeceksin ki ya Valerin İsmail bu sene çok formsuz. Ya bunu gönderin. Geçen sene de bu zaten kötü başlamıştı da işte taraftar istiyor diye dörtlüğe dönmüştü. Bu gitse daha iyi olur. Bak bir bakacaksın adam kovulmuş mesela şampiyon yapıp. Aynen. Ya onu bırak bütün sezonu bırak. E, maçtan maça tamamen evet. değişiyor. Aslında mesela rakiple oynandığını çoğu zaman unutuyoruz. Rakibin ne oynadığını falan unutuyoruz büyük takım maçlarında. Çünkü hani alıştık büyük takımlar. Rakip kim olursa olsun ne oynuyor olursa olsun yenmek zorunda diye baktığımızdan doğal olarak zaten bütün liglerde öyle ama şimdi ne oynuyor diye de bakmak lazım. Ya Beşiktaş'ın mesela hani bu kadar iyi gözükmesinin sebebi de aslında rakiplerinin açık vermeye riski alacak oyunlar oynayarak başladı. Yani öyle bir fikstür denk geldi bence biraz Beşiktaş'a. Galatasaray'a dönüp bakıyorsun. Merkezi iyi kapatan e, Giresun'la Ümraniye'yle karşılaştı ve biz de diyoruz ki şu an ya Okan Buruk hoca mı? Bu nasıl takım? Böyle şey mi olur? Ama aslında daha alan bulabildiği bir maç oynamadı. Yani bunları da hesaba katmak lazım. O maçtan maça bu kadar net fikir sahibi şey fikir değişikliği yapmak zaten sağlıklı bir şey değil. Senin dediğin gibi yani İsmail şampiyon olsa bile Beşiktaş bu sezon Seneye yeni gelen oyuncuları diyelim tutturamadı. Dört hafta sonra Boğaç'a mı gene denir yani. Aynı şey. Çünkü temelsiz başarılar. Hep bir zarla gelmiş başarılar. Aynen. Yani. Boğaç abim torrentçidir maalesef diye bir yorum okudum Alp'ten. Abi ee... talihsiz bir yorum mu? <laughs> Doğru bir tespit <laughs> Şöyle e... <laughs> talihsiz olan kısmı şu yani adam bıraktı. Denemeyi bıraktı yani ama yapılabilse Biraz izin verilebilse bence yapabilirdi diye demiştim ben bir ara. O da onu diyor. Ee, ama işte sezon çok komple bitmişti. Adam da zaten kafaca tatile çıktı. Ben tazminatımı alayım dedi. Yoksa adamın oynattığı futbolu izledikten sonra kimse torrentçi olamaz zaten. Hani hayal ettirdiğine ben bir heyecanlanmıştım. O yüzden öyle bir laf atmış. Okan Buruk'ta bu bir, bir şey heyecanım var mı abi? Abi var ya var. Gerçekten var. Şu sebepten var ama aslında sadece A planı ne ee, çalışan bir teknik adam gibi görmedim ben onu o Galatasaray'a gelene kadar yani maç çözme konusunda e, alternatif geliştirebilen rakibin açıklarına göre e, bir takım değişiklikler yapabilen bir hoca olarak zaten bir sürü teknik adamın önüne geçiyor bence bunu yapabildiği için ama şu ana kadar tabii başlangıcı kötü gözüküyor ee, açık ve net orada da biraz şeyin etkili olduğunu düşünüyorum şimdi Mertens geldi ben onu oyuna atmak zorundayım gibi hissediyor ama atılacak hali yok aslında. Hani ee, ama mecbur atıyor işte. Biraz gerçekten arkamda mı herkes diye o da kararlarını çok rahat alamıyor gibi geldi bana. Zor bir süreç bekliyor ama ee, Okan Buruğu kendini kanıtlayacak böyle çok iyi oyunlar göstermek zorunda. Şu an çok kötü başladı. Bence fikstürü de sert geldi Galatasaray'a. Evet katılıyorum. Yani Ümraniye şeyi... de bence çok iyi takım. <laughs> Giresun'da, Antalya'da. Abi teknik adamlarına baktığımız zaman hepsinin gerçekten bir büyük maç planı var. Üçünün de var yani. Ümraniye Fenerbahçe maçında da gösterdi bence büyük maçları iyi oynayacağını. Fenerbahçe e, o açıkları e, Ümraniye'nin farklı bir e, presle çıkmıştı bence Galatasaray'a göre çok iyi değerlendirdi. Galatasaray mesela o açıkları henüz Bulamadı hiçbir takıma karşı. Antalya'da keza yani senin dediğin gibi gerçekten zor bir fikstür. O yüzden de biraz şanssız başladı. Ama bence toparlayacaktır diye tahmin ediyorum ben Okan Hoca'nın. Beklentim yüksek yani. Peki geçen sene Fatih Terim'le devam edilirken o istifa etme süreçlerinde falan filan Orada net durumdaydın yani artık tamam bu hikaye durumunda mıydın yoksa ya bu çok anlamsız ve zamansız bitti bu iş tarafında mıydın? Abi işte futbola yani herhalde sen de öyle bakıyorsundur ama bir siyaset iki ego karıştığı zaman e, korkunç bir şey oluyor bence. Sağdan bağımsız şeyler oluyor. Hani Fatih Terim çok mu iyi bir sezon geçiriyordu? Hayır ama bir yönetim herhalde e, bu kadar kötü bir zamanlamayla böyle bir karar alabilir. Yani şimdi getireceğin teknik adam Avrupa'dan elenmese ama atıyorum tur geçse sonra elense gene sen başarısız görüleceksin. Fatih Terim olsa geçerdi diyecekler. Ligi toparlasa belki Fatih Terim kalsa şampiyon olacaktı diyecekler. Yani en iyi senaryonda bile sen insanları aslında senin hata yap yaptığını düşündürecek bir şey verdin. Dünyanın en saçma kararı zaten şeyle açıklandı o da işte baya telefonuna çıkmıyor falan gibi haberler bir şeyler yapıldı belli ki aralarında bir şey yaşanmış o yüzden bu karar alınmış şimdi sen de o zaman e, ne gibi bir e, yorum yapabiliyorsun ki buna bilmiyoruz çünkü ne konuştular kim alındı neye alındı siz koskoca insanlar birbirleriyle konuşmuyor diye mi bu karar alınıyor sağ içerisindeki bir sebep olmadığını görebiliyorduk o yüzden ben de e, açıkçası saçma buldum yani Fatih Terim Öyle bir figür ki Galatasaray'da bundan sonra gelecek bütün teknik adamlar onunla karşılaştırılacak. Bıraksalar ve bu sezonu bitirse belki Fatih Terim kendi gidecekti. Ben çok başarısız bir sezon geçirdim diye. Şu anda da hala yönetim olurdu büyük ihtimalle. O yüzden çok saçma bir karar olarak değerlendirdim diyebilirim. Peki genel olarak sever misin? Fatih hocayı mı? Evet. Abi yani bir Galatasaraylının Sevmemesi zaten hani mümkün değil tabii ki yani bütün e, yaşattığı başarılardan ötürü e, ben sadece iki tarafında çok abartıldığını düşünüyorum bir şey tarafı var ya bu hoca değil taktik maktik yok bam 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 mı e, gerçek olarak bunu söylemediği halde bunu bu şekilde yorumlayan bir taraf var hani geçin ya artık bunları falan diyen bir de e, yani fusa hem... gidip ismini değiştiren Tayfa. Evet, <laughs> 20 bin kişi falan. Bir de o tayfa var. Yani hatta ismini değiştirmeyen ama gene de ne yaptıysa haklıdır, ne yaptıysa müthiştir diyen bir tayfa var. Bence zaten hiçbir konu böyle değerlendirilmemeli ama işte insanlar hep kişilerin peşinden gitmek zorunda kaldığı için bu ülkede, siyasette de böyle futbolda da böyle tutunacak, tutunacak dal arıyorlar. Efat Terim gibi bir dalada tutunursun yani, hani arkasında öyle bir başarı var çünkü. Ama ben son döneminde Artık şeyin iyice e, ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani Fatih Terim'in yönetimle problem yaşamadığı bir sezon oldu mu falan. Yani onu düşünüyorum. Böyle geriye falan gidiyorum. Hani şampiyon olduğu sezonlarda bile ufak tefek böyle sürtüşmeler bir şeyler vardı. Yani demek ki bu iletişim e, takıma da kendine de zarar veren bir şey. O dönüşümü de artık gerçekleştirmesinin zor olduğu yaşlar. Dolayısıyla... Hani ben birazcık daha ortada bakıyorum ee, ama yeni bir futbol aklına, yeni bir teknik adama geçiş sürecinin geldiğini ben de hissetmiştim son senede en azından. O da transfer operasyonlarından dolayı. Yani alınan oyunculara bakıyorsun, verimlerine bakıyorsun, gönderilen oyunculara bakıyorsun, yapılan kontratlar tabii ki hepsi Fatih Terim'inle açıklanamaz. Yönetimin de burada etkisi vardır ama Fatih Terim'in olduğu bir transfer sezonunda yönetim ne kadar Fatih Terim'e sormadan oyuncu alabilir? ...çok değildir tahminimce... E, ...transferlerdeki... E, ...başarısızlık birazcık... ...benim hani öbür tarafa kaymamı... ...sağladı diyebilirim... ...çok da kibar bir şekilde konuştum gerçekten... E, ...tarihe geçer bu konuşmam yani... <laughs> ...valla şahane yolculuk bir... yolculuk konusunda... <gülüyor> <gülüyor> ...yani şöyle söyleyeyim... ...Fatihlerimiz seven adamların ve sevmeyen adamların... ...ne haklı konuştu adam dediği bir... <laughs> ...ya da ikisinin de... ...küfledeceği <laughs> bir tabii, konuşma... Tabii, hani yani... <laughs> Ya kimseyi mutlu edemedin <laughs> Aynen. ya da bütün camiayı Aynen. kazandım bilmiyorum abi. Oyun sonunda belli olur. Ama ya bence bütün konulara da böyle buradan bakmak lazım. Hani orta yolculuk derken e, hiçbir şey abi siyah beyaz değil ya. Yani Mutlaka gri abi, abi sonuçta. Fatih Terim'in de yaptığı son sezonunda bile yanlışları da konuşacağız, doğruları da konuşacağız. Ne yaparsak yapalım. Hani Avrupa'da başarılı giden bir <laughs> takım vardı. Bunun niye sonunun bize izletilemediğini de taraftar sorgulamakta haklı ama bir yandan da işte yapılan transferlerde ortada hangileri başarılı oldu? Zor hani 3-5 isim 5 isim sayamayız yani. Abi bu sporcu belgeselleri, eski spor adamlarının belgeselleri çok beyaz oluyor ya. Hiç gri olmuyor ya. yani. mesela Jordan gibi bir adamın belgeselinde bile ya ne iyi adammış ya. Steve Kerr'ü tokatlamış ama hep kazanalım diye tokatlamış. Daha iyi şu tat diye tokatlamış. <laughs> ne güzel vurmuş ya falan diye bir de belgesel yapmışlar ya. Ya evet. bu Fatih Terim'in mesela çok fazla artık siyaha çalan gri kariyerinde bölge oldu. Ya oraları mesela güzel işleyemeyeceklerini düşünüyorum çok ve ihtimalle. üzülüyorum yani. O çünkü ya mesela daha güzel olur. Daha gerçekçi olur. Yani ben Fatih Terim işte bu kadar kupa aldım. Hani bugün Galatasaray'dan Fatih Terim'i çıkardığın zaman... Yani... Tabii canım. Acayip bir düşüş olur her hı hı. her konuda. Ama benim de böyle 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 hatalarım oldu. İşte başkanlarla tartıştım özel hayatımda işler oldu. Arda meselesi var. İşte medyayla yakını, meselesi medya ile yakınım medya ilişkileri. Ya bunlar da işlense mesela ne kadar güzel bir belgesel olur ama işte tabii ne kadar işlendi bilmiyorum. İşte onu o kişiyle ortak yapamıyorsun. Yani e, o zaman daha mesafeli, uzaktan bir şey yapman lazım. Onu oraya çağırıp anlattırıp sonra da gömemiyorlar yani. Jordan'da da dediğin olay aynı şekilde yaşandı. Bütün hani negatif yönleri hatta bence biraz fazla genel menajere Kraus'a yönlendiren bir belgesel. O kadar da hatası yani bayağı villain'ı yapmışlar ya kötü adamı yapmışlar belgeselin. Hani kötüdür iyidir tartışıl tartışılır tabii ki. Ee, ama herifin yaptığı artıların da altını yeterince çizmiyorlar ya o mesela belgeselde. Kukocu Büyük hiç gördüler. Koç son şampiyonluklarda en önemli adam belki de. Kesinlikle. Ee, çok fazla işte onun onay sürecinden geçiyor. Büyük ihtimalle Fatih Terim'in belgeselinde de böyle şeylerle karşılaşacağız çünkü hani onunla ortak yapılan bir iş, mesafeli bir iş değil. Ha bunlar da olmalı mı? Biraz fan servis işte yani hayranlara yapılan bir şey olabilir tabii ki ama. Mesafeli belgesel de yapılmadığından hele bizim ülkemizde zaten bunun acısını e, çekiyoruz. Hani En azından bu yapıldı gözüyle bakıyorum ben. E, bari bu şekilde de olsa bir şey yapılmış. Bakalım izleyeceğiz. Yani bu arada benim göreceğiz. bahsettiğim şey işte kebapçıda açılış işte burada çitlerden atlamıştı falan diye böyle daha da adamı şeytanlaştıracak bir iş işte. değil. Yani böyle de bir şey olmuştu ve ondan sonra da böyle bir açıklama yapmıştı. Yani bu da bilginize Hı -hı. gibi bir şey. Yani oraları perde ama... arkası bırakmanın ben gerçekçi olmadığına ve kötü durduğuna inanıyorum. Doğru. Hiç işlememelerindense kısa da olsa bir yani bahsetsinler. Böyle de bir olay olmuştu. Böyle de bir tatsızlık yaşanmıştı. Olabilir bence. De. Ben mesela o belgeselde şeyi çok görmek isterim. Hani biraz globale yapılıyor gibi geliyor bu. Hani biraz böyle genel özeti gibi olacak ama birazcık daha bu yönetimle Bunları açıklayabilse ya da belki kitap yazar yıllar sonra ama bu kadar yönetimle bu kadar tartışma abi konuları nedir bunların ya yani bunları ne zaman öğrenebileceğiz biz niye bu kadar hep negatif bir e, iletişim vardı hep başkanlarla arasında mesela bunu çıkıp anlattığı bir şeyi ben çok izlemek isterim belki de hani hiç görmediğimiz yerden bakmamızı sağlayacak belki de onun hiç suçu olmayan şeylerdi. Mesela bu son bunları. ayrılığı bence çok iyi işlenmiştir. İnşallah konuşmuştur hakkında. Çünkü aklımdan. hani belgesel başlangıcında görevdeydi. Sonra belgeselin dediler ki uzadı bunun yayınlanması. Demek ki orada hani ayrıldığı hmm. dönemden de bir iki Olabilir. bölüm çekildi. Çünkü hatta İnşallah. fragmanda diyor ya ben çünkü çok şey gördüm sanıyordum. Hiçbir şey görmemişim hmm. bu hayatta falan filan diyor. Yani en azından Burak Elmas'la olan ilişkisini anlatabiliyorsa çok güzel olur bence. Bence ben de, bence de. ben 2016'yı da çok merak yani. ediyorum. Yani Euro 2016'da ne oldu evet. mesela? Kesinlikle o da iyi işlenmeli. Hani bu kadar ayıp edecek ne yaptı bu mesela Arda Sonra ne oldu? E, son dönem onu da işleyebilirler. Ne oldu yani elini öptü geldi her şey bitti mi yani? O biraz ona getirir ama. Ben lazım. onu öyle anladım. Ya yani... yani elini öptü ve her şey bitti gibi oldu ama ne olmuştu da çok kızmıştı o belli değil. Bilmiyoruz işte. Keşke öğrensek. Ya çünkü neden bunu diyorum? Aslında kimsenin umurunda olmamalı belki. Kişisel iletişimidir. Ama sahaya yansıyor. yansıyor. O zaman öğrenmeye hakkımız var. Burak Elmas, Fatih Terim gerginliği de öyle. Yani o sezona yansıdı sonuçta. Galatasaray'ın o sezonu çöp oldu bu gerginlik yüzünden. Bizim bunu öğrenmeye hakkımız olmalı diye düşünüyorum. Aynen. Mesela Benzema'nın belgeseli Netflix'teki Benzema'ya çok olumlu yansımıştı Fransa medyasında. Ulan adamın da hakkı bayağı şey, yenmiş. En kötü dönemiydi bakış açısından. Yani evet. bayağı yerin dibine sokulmuştu ondan önce. Böyle bir etki yaratabilir mi <laughs> acaba? Bakın hani böyle olaylar oldu. Böyle şeyler Umarım... yaşadık. Ama hani esası bu değil. Ben aslında bu değilim gibi bir yere gider mi belgesel? Çok merak ediyorum. Ben yani ufak göndermelerle geçeceklerini biraz da globalde hiç Galatasaray'ı işte yakından takip etmemiş insanlar da bundan bir şey anlasın diye oralara çok detaylı girmediklerini tahmin ediyorum. Sonuçta tüm dünyada izlensin gözüyle yapıyorlar ya. Ee, ama keşke girseler dediğin gibi. Az bir kısım bile olsa açıklamasını duymak ister millet yani. Bence şeye girecekler biraz. Bu ya Fatih Terim işte motivasyon Ha evet umarım girerler. Bence oraya girecekler. Bence ben o, o, o algının Fatih'in kulağına gittiğini ve hani bu tarz bir fırsat kolladığını düşünüyorum yani. Öyle mi? Alın bakalım ne yapıyorum, ne ediyorum, ne var çalışmalarım bilmem neyim. Böyle bir şey sergileyeceğini değil. belgeselde düşünüyorum. İşte maalesef o da dünyanın en saçma şeyi zaten. Biraz böyle Pirlo'nun cümlelerinin gazıyla oluşmuş bir naratif. Aslında önemli olan zaten o hikayelerin nasıl yorumlandığı ve şu o konuda işine yaramadı. Bütün başarılarının ardından şey anlatıldı hep eski futbolcular, o dönemki futbolcular vesaire tarafından. Bir konuşma yaptı. Şöyle gaza geldik falan gibi açıklandığında sanki sadece tek yaptı buymuş gibi bir bir şey ortaya çıktı. Buna bence de kendisi mutlaka bir cevap verecektir. Yani bu işin böyle olmadığını, olamayacağını söyler diye. Düşünüyorum ben de. Abi sen sinema Benim... okudun bildiğim kadarıyla. <laughs> Aynen. Kimin belgesel işini yapmak ister? Mesela Netflix sana geldi dedik ya bir bir karakterin belgeselini yapalım. Spor mu? Spor. Genel mi? Hı. Hmm. Allah e, Türkiye'de ise bu biraz önce konuştuğumuz şeylerin mesafeli bir belgeselini yapmak isterim. Hani. Gayet e, o kişileri getirmiyor olsam da bütün açılarıyla hepsini, tüm olayları değerlendirdiğimiz, hatta işte tamamen siyaset ve futbol odaklı bir belgesel yapılsa ki Netflix global bir platform olduğundan çok engelleyemeyeceklerini düşünüyorum e, ve buradaki kanıtlar ortaya konulsa falan harika bir çalışma olurdu. En azından bir faydası olan bir şey yapmak isterdim bu açıdan bir şeyleri birilerini uyandırabilecek. Ee, bunun dışında karakter ve kişi olarak herhalde e, birazcık basketbolu da ben çok sevdiğimden belki Mehmet Okur olabilirdi çünkü bir e, yol açtı aslında baktığın zaman hidayet de öyle ama e, Mehmet Okur'un birazcık daha o taraftaki şu anda NBA'deki uzunların yaptıkları şeylere bakınca Mehmet Okur'un yaptığı şeyler o dönem çok daha değerli hale geldi. İdayetin bir de karakter olarak bir de, falan da. İdaiyetim belgeselde bir de son bölümler de sıkıntılı olur abi. <laughs> Aynen işte o yüzden yapmak istemem ben de. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden belki Mehmet Okur olabilir e, diye böyle iki şey söyleyeyim. Sen, senin daha önce cevapladığın bir soru mu bu? Sen ya yok ben sana sorunca isterdim? düşündüm de ben Arda Turan'ın Arda Turan'sız bir belgeseli olsa yani <laughs> o Hiç Arda'ya sorulmasa. <laughs> bence çok iyi fikir. <laughs> bence şey yeterince konuşulmadı bu arada ya. Hani bir sürü eksisi var ama en büyük eksisi bence Barcelona'ya gittikten bir ay sonra falan kısmetse olurdan birine yürümesinin ortaya çıkması. Yani kariyerinin en düşük anı bence bu. Ya Barcelona'dasın abi ya. İspanya'dasın gerçekten. Kim yürümüş abi? Or İnanılmaz Cansel'e yürümüş abi e... o dönem yani doğru mu değil mi bilmiyorum tabii hakkını şimdi yememek için bunu da söyleyeyim de bir ara öyle bir şey konuşulmuştu Cansel'in kendisi mi söyledi bilmiyorum da abi İspanya'dasın ya o dönem gerçekten bu tırnak içinde bir vizyonsuz bir hareket yani neyse. Mesela Arda belgeseli olsa Arda hiç konuşmasa ama mesela Messi konuşsa mesela Messi ne düşünüyor Arda hakkında? Ya işte onlar da abi kötü hiçbir şey söylemek istemeyecekler ya. Ne çok iyi bir çocuktu. Şimdi? Ha çok <laughs> iyiydi keşke olsaydı. Herkes böyle şey söyleyecek. Çatışması olmayacak yani. Bu arada Arda belgeselini Arda ile beraber ileride bence kesin yaparlar. Çünkü orada Bayrampaşa bağlantısından dolayı bir hikaye kuracaklar ya. Onu bayağı işlerle. Bunu yani, yaptılar hani. be abi Arda'yla. Egzen'de falan var o. Bayrampaşa sokaklarında yürüyor Arda. Ha bilmiyorum. İşte Doğru o zaman. Tamam. Bak kaçırmış. Hastanede diyorlar niye böyle yaptın işte diyor biz adamız. He, adamsan tamam o zaman. Vay wow, hiç haberim olmadı benim bunlardan. Bak abi, yapmışlar öyle. aynısını. acayip Egzen müthiş bir belgesel var ya. Reklamını yapmış gibi olduk abi da. Abi. Bak bilmiyorum izleyeyim ben onu. Hatta hastane olayı falan da var ha. Ya hastane olayını soruyorlar diyorlar ki ben işte, diyor ki işte bana iftira at, yani tercümesi bana iftira atıldı ben kimsenin eşine e, namusuna laf edecek bir adam değilim ben de o yüzden hmm. ciddiyetimi göstermek adına gittim falan gibi böyle bir açıklama yapıyor hatta böyle arkaya da acun meddi inanılmaz bir gerilim müziği vermiş o <laughs> sahnelerde <laughs> çok geriliyorsun o soruyu cevaplarken iyiymiş izleyeyim ben onu bak hiç haberim olmamış kaçırmışım var abi böyle ya. bir şey tamam bakayım ona Peki sence artık çetrefilli sorulara geliyorum abi. Çetrefil kuşağımız başlıyor. Hadi hazırım. Bu sene gelenlerden Galatasaray'a artık seni taraftarın önüne atma zamanım geldi. Geldi gerçekten. Ya bu olmasaydı buna çok yani bunu çok seviyorsunuz buna çok bayıldınız da bu bizi bu biraz trash dediğin var mı? Ee, abi ilerleyen süreçte bunu Torreira hariç her transfer için söyleyebiliriz bence Torreira'dan sanmıyorum öyle bir performans geleceğini çok düşük bir ihtimal hepsinin bu yorumu hak edecek bir performans gösterme ihtimali var ama ilk maçlar itibariyle Mertens'in hazır olmadığını söylediğinden ona haksızlık yapmak istemiyorum Sergio Oliveira diyeceğim korkunç başladı bence. Duran toplardaki acaba dedirtmesi dışında. Ona da korkunç vuruyor. Evet inanılmaz zaten bir zahmet onu da yap yani. <laughs> en uzatamadı ama. Ben böyle bir performans hiç beklemiyordum. Bence baya kötüydü yani. E, iki maçta özellikle. Son maçta fena değildi de. Gene bence bir başka problemlere de yol açıyor onun varlığı. Torreira biraz toparlayacaktır muhakkak ama. Özellikle pasörlüğünü pek gösteremedi. Ee, herhalde düzelir performansı diye ümit ediyorum. Ee, Seferovic hazırlık maçlarında heyecanlandırdı. Kerem ve Yunus'la o bağlantıyı kurabilmeyi de hayal ettiriyor şu anda. O da biraz şanssız başladı çünkü 3. bölgeye yani oraya topu götüremedi Galatasaray. Son iki maçta. Götüremediğinden ee, onun artılarını göremedik. Yani o bağlantı artısını göremedik. O yüzden bu kaosun içerisinden Gomis çıkabildi. Çünkü Seferovic zaten öyle bir oyuncu değil. Yani çıkayım da böyle inanılmaz bir vuruş yapayım da gol atayım değil. Yani o planın içerisinde o pas bağlantılarında hayal ettiriyor. Ee, bence e, Oliveira diyorum ama Seferovic'te B cevabım olsun. O da kötü e, bir sezon geçirme ihtimali var. Eğer bir de böyle net golleri falan kaçırırsa ee, bayağı bir saç baş olacak gibi ama Icardi e, konuşuluyor. Gelirse direkt o yazarım hemen. Oynamasına bile gerek yok. Niye burada kendini bulmaz mı abi Icardi? Abi bence bulamaz. Biz, yani bizim ülkeyle ilgili, bizim <laughs> ülkeyle <yeter> ilgili. <laughs> bizim ülkeyle ilgili şöyle bir düşük beklenti var ya. Burada yapar be abi. Hani <laughs> Bir de böyle bir iki örnek çıkıyor, yapıyor gibi oluyor ya. Onlar da böyle örnek oluyor. Ya, Balotelli aslında... mesela bu Geçen aslında sene o kadar oldu dedik. Bu, bu aslında o kadar dandis ki demek ki yani. Delali 3 senedir yatıyor ama burada yapar mı abi? Yani... <laughs> yapar mı <be> abi? <laughs> Kesinlikle katılıyorum. Ya bu kendimizi ee... o kadar küçük görme ki bu bu huyu çok iyi ya. Bence gelmesin abi ben hiç istemem açıkçası. Ee, Icardi'nin gelmesini. S sadece soyunma odası etkisi yeter bunun için. Oyunda da bence daha büyük öncelikleri var şu anda Galatasaray'ın. E, ee, Van ayağı olmadığından bence sol bek alması lazım çok net. Bir de stoper alması lazım. Bu ikisini aldıktan sonra şov yapmak istiyorsa gelsin Icardi. Ama o, bence bu ikisini almazlarsa ve sadece Icardi'yi alırlarsa büyük fiyasko olur. Sol de Anolt an... gitmeden anlamsız mı abi? Nasıl alacaksın o maaşın üstüne bir tane daha öyle adam? Abi doğru söylüyorsun ama işte bak Sağbek'e bakıyorsun. Boe çok iyi oynadı bence. Ve bu senin yedek sabekin Dubois zaten e, ileriye gidişte bir yaratıcılık vaat vadettiriyor. Mariano kadar olmasa da öyle bir oyuncuymuş diyorlar. E Solbek de abi o kalitenin yani bir tanesi bile yok. İkisinin bu etkisini düşünüyoruz bütün sezon. Ve en büyük sıkıntısını bu iki maçta merkezi iyi kapatan bu iki rakibine karşı to topu ve oyunu Kanatlara yayman ve oradan tehlikeli ortalar üretmen lazım ki takım boyu hani genişlesin orada bir açık oluşsun. Orta yapan yok ya takımda. Yani Van Anolt gerçekten çok kötü oynadı son iki maçta da. Ee, senin de dediğin doğru ama satamazlarsa da yerine birini alsınlar sonra göndermeye baksınlar diyorum ben. Icardi'yi alacaklarına en azından. Icardi işi yoktur be abi Galatasaray'da. İnşallah yani. yoktur ya. Devamlı haber çıkıyor abi yok onayladı yok bir şey yaptı yok şunu yaptı Vandana ya falan. Vandan ara sürekli Vandan ara İstanbul'a geliyor Dursun Özbek'le görüşmeye gidiyor böyle haberler var. <laughs> Devamlı her gün geliyor hakikaten saçma sapan. Vandan ara da tatiline geliyor herhalde o da Galatasaray bahanesi. Herhalde. Geziyor Bence dönüyor. Bence de öyle yapıyor. Yani bakalım kimi e, tokatlarız e, şeklinde geziyor olabilir bütün ülkeler. Peki abi gece o yarısı... Falan. Havaalanında futbolcu karşılamaya gider miydin? Abi hiç gitmedim. Ee, çok üşengeç bir insanım. Rahatına düşkün bir insanım. Ama e, Schneider'i e, full izledik bir arkadaşımla beraber. Yaptığım en büyük transfer şeyi oydu yani. E, normalde hiç bakmıyorum bile ben. Sonra indikten sonra bir açıklama yaptıysa onu falan izliyorum. O kadar gaza gelmiyorum yani hiçbir zaman. Ama Schneider'i bayağı canlı yayında televizyonu açıp baştan sona kadar izledik yani. en fazla onu yaptım. Herhalde gitmem diye düşünüyorum kim gelirse gelsin. Rahatıma düşkünlüğümden yani. Sen ya gittin ben mi? Ben düşünüyorum mesela Messi gelse gece bir buçuk dava gideceğiz. Messi'yi göreceğiz. Oldu iki buçuk. Messi'yi de yarım yamalak göreceğiz. Zaten tam göremeyeceğiz. Aynen. Bindik arabaya döndük eve dört. Yani Messi'ye değer mi diyorum? <laughs> değmez abi değmez. <laughs> yani Maça git, maçta gör ya. Zaten olay o değil mi kendi formasıyla falan. Bence yani bilmiyorum. Biz ya de öyle yapmıştık zaten. Bütün sene zorlu AVM'de gez, bir yerde denk gelirsin. Yani <laughs> hava alanına gitmeye hakikaten gerek yok ya. Yani. Bence de gerek yok. Ben de öyle düşünüyorum. Ya da en azından kendi rahatlığıma fazla önem veriyorum o kadar. Ben de sen çile çekeceğim ya. abi. Çok ben de çile de. yani. Çok üşenirim o işlere. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Abi senin hiç Değer üşenmediğin hoca, mesela aha. senin senin hiç üşenmediğin ama benim sende çok şaşırdığım bir şey var. Sen FMA'yi gerçekçi oynayayım diyorsun ama mesela hiçbir teknik direktör sen kadar ilgilenmiyor. Yani o kadar bütün ayarları kendin yapıyorsun ki bütün gerçeklik. Hani mesela sende şöyle bir soru var. <laughs> antrenman hariç İkincilik antrenman oynuyorsun mesela bana. ikincilikte diyorsun ki. Hüseyin sol iç oynar mı? Sol açık. Tekrar özelliklerine giriyorsun bakıyorsun. Ya ikincilik B kategorisinde kimse Hüseyin'le o kadar ilgilenmiyor abi. Yani senin daha az <laughs> yani senin daha az bakman lazım bunlara. Yani bak ev bakma işlerin falan mantıklı. Hani sonuçta diyorsun ki beyler buradan teklif geldi. Burada yaşanır mı? İşte kız arkadaşımla götüreceğim. Hani bu işler mantıklı ama yani ikincilik B kategorisine Batuhan Kör <laughs> acaba sol açık oynar mı? <laughs> Gipslerin ilgilenmediği yani Batuhan Kör'ün bile geceleri düşünmediği bir konu bu. Yani teknik direktör bizde işleri sürekli yani İlerletin. verendir yani. Sen itmana bak. İşte hangi topçular var bir getirin bakalım. Hı hı. Yani sen her işi kendin yapıyorsun ya bence o da gerçek gelmiyor. Hani Düşünüyorum doğru. ya diyorum kimse Mardin sporla <laughs> bu kadar ilgilenmez yani <gülüyor> senin bir <laughs> ekstra içselleştirme oluyor Mardin'i. Haklısın haklısın doğru yani orada işte şey devreye giriyor biraz önce söylediğim gibi her oyuna böyle full konsantre falan başlayıp sonra sıkılıyorum ya. Futbol Manager'da işte futbol bağlantımız bağlantısından ötürü hiçbir zaman sıkılmamamı sağlıyor gerçeklere takip edince falan. Ama e, insan işi değil. Zaten en son antrenmanı dedim ki bari ben onunla ilgilenmeyeyim yani. Antrenmanı komple antrenörlere bırakıyorum. Bir de onunla ilgilensen zaten oyunu oynayamıyorsun abi. Baya devamlı next'e basmaktan ona buna basmaktan ama bence keyfi orada bilmiyorum. İkinci ligde bu tip detaylarla uğraşmak hakikaten komik yani. yani ve yok O çok keyifli, keyifli ben oluyor. Ben çok izliyorum da <laughs> hani hani senin de diğer videolarını falan biliyorum. Sen de ya diyorum bu adam Hani hiçbir şeye üşen, hayattaki bütün her şeye üşeniyor ama pes kocaeli spor kariyerine bu kadar değer veriyor olması çok inanılmaz evet. gibi. Ve bir de pesi de şey oynuyorsun yani sahanın dışına da çok ilgileniyorsun zaten. Bir de üstünü içinde de full yardımsız oynuyorsun pesi. Aynen evet. Abi o benim şeyimi değiştirdi ya. Futbol oyunlara bakış açımı değiştirdi. Ben dedim ki bunca yıl ne oynamışım. İnanılmaz bir şey yani. Herkese tavsiye ediyorum FIFA'da tam olmuyor bu arada FIFA'nın full manueli birazcık sıkıntılı ama pes oynuyorsanız deneyin sen de dene bence oynuyorsan eğer çünkü bariyeri kaldırmış gibi abi o arandaki yani çünkü bir şeyi hayal ediyorsun ve aynen hayal ettiğin şey olabiliyor ya bazen onun verdiği keyif bambaşka o full manuelin bana bende yarattığı etki çok iyi oldu yani o açıdan. Ama o tamamen şeyden kaynaklanıyor. İşte bu her şey çok gerçekçi olsun manyaklığım da hikaye oluşturmayı çok seviyorum ben. Yani oyunlara da öyle yaklaşıyorum. Buradan nasıl bir hikaye çıkabilir? Yani o yüzden rol yapma oyunlarında mesela işte bana o özgürlüğü veren oyunları seviyorum. Sadece gerçi son dönemde bir tek Red Dead Redemption'da gördüm o kadar özgür bir şey ama o da mesela lineer hikayesi çok fazla özgürlüğe izin vermiyor. Futbol oyunlarında da futbol menajer oyununda da yani ben hakikaten şu anda işi gücü bırakıp bir teknik direktör olmaya kalksam çok zor olur işim. O yüzden o zorlukta başlamaya çalışıyorum. Peste de işte full manueli yapıyorum ki hani ben orada heyecanlanırsam tam golü atmadan önce oyuncu da atamasın istiyorum. Hani e, biraz aslında o manyaklıktan kaynaklanıyor. Dediğim gibi ben de hiç böyle düşünmemiştim ama üşengeç bir insan olarak bunlara niye üşenmiyorum acaba? Bunu ben psikologumla bir konuşayım. <laughs> Abi bir de biz bu sene e, FM kariyer yapacağız hem Twitch'te hem YouTube'da. Senin gibi alt ligden bir takım almayı düşünüyoruz. Hı hı. Hatta Bodrum Spor Altay falan var kafamızda. Süper. Ama ben diyorum ki abi Bodrum Spor'a biz FM'de o database'de nasıl topçu bulacağız? Yani Bodrum'a yani çok, gerçekten kara kara diyorum. Var, Sen var, nasıl buluyorsun? Var. Bu nasıl bir yöntem izliyorsun? Abi o yani gözlemciye o kadar para ve şey yetmiyor. Bazen gözlemcinde olmuyor hatta. Dolayısıyla denemeye alıyorsun oyuncuları denemeye aldığında bir hafta içerisinde falan özellikleri çıkıyor onlardan alabileceğini sonra topluyorsun Aslında trio gözlemci şey scouting ekranına girip boştaki oyunculara bakıp şey yapıyorsun Bir de yıllardır ben alttıklarda oynadığımdan bir iki oyuncuyu tanımaya başladım artık böyle bir 30-40 oyuncu isim soy isim kafamda var Hatta bazen Connect'te denk geliyorum birincilik maçlarına. Aa birinciliğe çıkmış lan bu oyuncu falan diyorum. Yani isimlerini yıllar önce duyduğum Böyle genç olan falan. Biraz onun da faydası oluyor ama o aslında o kadar zor değil biliyor musun? O denemeyle falan çözersiniz yani. En abuk subuk ne yaptın abi? Fm'de mi? Evet. En abuk subuk valla galiba hani geçen sene. Yırttığın kariyerin hangisi oldu? Ha. Valla en gerçekçi gitmeyen kariyerimiz bu sene galiba. Bir Real Sociedad yaptık bu sene. Oraya gidişimiz çok gerçekçi olmadı. Bursa Spor'dan Freiburg'a gittim. Oradan Real Sociedad'a falan. O biraz rahatsız etti beni. Sanki gerçekte olmaz bu hamleler. Türkiye'den çıkmış. Türkiye'de hiç üstlükte kupa kazanamamış bir hocayı Freiburg alır mı? Almaz bence. Ya da Freiburg'da çok iyi bir dönem geçirmemiş bir hocayı Real Sociedad alır mı almaz. Biraz burada yıktık o gerçekliği. Ama en saçması şeydi. Geçen senelerden birinde yaptım. Avrupa eşleşmelerin birinde takım iyi gidiyordu. Karşı takımın taktiğine baktım. Dedim ki biz bu taktikle oynamayalım. Başka bir şey yapalım. Sıfırdan bir taktik yapıp 3-4-0 falan yenildik. Ee, o büyük böyle şey yapmıştı bir, bir ara onu. Prandelli yapmıştı. Schneider'i 6 numaraya koymuştu ön libero olarak bir Avrupa maçında onda da 4-0 falan yenilmiştik. Aynı ben de onu yaptım. En kötüsü oydu yani rezillikti o. en iyi ne yaptın? Böyle yine gerçekçi artık ya yani bunu bu takım ben değil buraya Guardiola gelse yapamaz. <laughs> Valla Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'ni bir sene alabildim sadece. o da ilk yayınlara başladığımız seneydi. Bayağı geçti üzerinden. Hangi yıl onu bile unuttum ama. FM 18-17 falan onlardan biri olabilir. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'ni alma en büyük başarımdır FM'de. Ee, onun dışında bir daha onun yanına yaklaşamadım çünkü ben oynayana kadar zaten yeni oyun çıkıyor. Ben o seviyelere gelene kadar en alttan başlayıp e, fazla oynamak gerekiyor ama bir de geçen sene Burnley'le FA Kupası aldık İngiltere'de. Büyük takımlardan birini eleyip o da büyük bir başarıydı. Ee, yani bir de Bursa bu ikisi finalim var galiba. Gelmiyor. Türkiye Kupası finalim var Bursa ile Alt Lig'den. Evet ve Birincilikten aynen bu sene oldu o da Onu da kaybettik ee, <laughs> Onu finali izledim kadar ya <gülüyor> Finali <gülüyor> izledim Antep'e kaybettin Ama bak işte bu şey O final maçlarının gerginliği falan oyuna yansıyor ya Çok seviyorum o özelliğini fM'nin Baya yanlış kararlar alıyorsun o heyecanından Ve FM seni cezalandırıyor çoğu zaman Sakin olmayı da öğrenmen lazım yani Öğrenemiyorum çoğu zaman ben bu alt ligden aldığın takımlarla Süper Lig'de hiç şampiyonluk yaşayabildin mi? Ee, aynı takımda kalmadım abi. Hiç yayınını yapmadığım bir sene 6 ay 3. Lig'deydi o dönem. Ee, kaç yıl önce hatırlamıyorum. 5-6 yıl olabilir. 6 ayı Süper Lig'e çıkartıp ikinci yaptım. En büyük şeyim oydu. Ama o zaman yayın yapmıyordum. Şampiyon hiç olamadım alt ligden bir takımda. Sıkılıyorum aynı takım olunca. Hani gerçekçi olsun diye daha üst takımlara geçiyorum falan. O save'i hiç denemedim. Abi ben de bir kere ben bir kere bir hazır taktik kullanıyordum. Taktik çok iyiydi. Hı hı. Ve taktikte şöyle oldum. Ya ben bu taktikle en abuk subuk ne yapabilirim oldum. Burn aldım. Premier ilk İlk sezon. Hiç Luan save yok. Tak 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 oynadım gitti şampiyon oldu Burn Mood. Hadi ya. Oha Taktiği çok bı iyi. Bıraktım. Nasıl bir taktikse <laughs> aklım <artık gülüyor> <arada>. bozmuş. <laughs> Oyunu bozmuş ya. <laughs> ya işte öyle olunca da hani bazen böyle hazır taktik alıyorum, Onunla bir çalışıyorum. Taktik çok iyi çıkınca da kötü oluyor. Evet. Yani şimdi bazı taktikler bayağı oyunu bozuyor. Yani, yani bir ilk sezonu mutlu Premier Lig'i aldım. Mesela bitti kariyer yani ne yapacaksın? Ki? İkinci sene ikinci alamadım, olsan yönetimden uyarı Aynen. geliyor. Ne oldu Hayırdır diye. <laughs> Keyif de alamıyorsun bir de ondan. Bir de yani bitti hedefler Aynen. bitti. Şey düşün ama mesela o taktiği kendin yapsan of. işte o zaman bayağı bir iyi hissedersin. Gene de bu arada olan oyunu bozduk falan diye belki biraz suçluluk hissedersin ama güzel hissettirir gene. Ya Zaten işte da... oyun onun hayalini veriyor. Tabii sana. Ya Öyle bir taktik yapmak istiyorum bu sene ya bilmiyorum. Ya işte gerçekçi olmuyor ama o zaman ya oyunun kafasını karıştıracak salak saçma bir şey yapman lazım. Ee, o da ne kadar gerçekçi olur tartışılır yani. En sevdiğim şey var benim. Bir tane yabancı işte FM içerik üreticisi var. Net diye bir YouTube hesabı var. Biliyorum. İngilizcesi olanlar bakabilir. Bayağı bir oyunu öğretiyor falan. O adamın şey sevi var. Onu seviyorum. Ee, her maça başka bir taktikle çıkıyor. Öyle bir kariyer yapıyor mesela. Yeni asla iki maç üst üste aynı taktik yapmıyor falan. Sıfırdan taktik deniyor böyle. Dolayısıyla hani öyle bir esnekliği yaşayabilsem ben de FM'yi o kadar çözebilsem çok iyi hissederdim. Hani takıma göre taktik değiştiriyorsun falan. En büyük hazzı orada alırsın herhalde. FIFA'da çok yoksun sen abi ya. Niye öyle? FIFA'ya çok... <laughs> abi FIFA işte kaybetti bizim gibileri diye hissediyorum ben. Çünkü Ultimate Team gameplayine odaklanıyorlar haklı olarak. Ben de yani <laughs> FIFA'nın başına geçtim bu aç. Ne yapalım deseler ultimate ettiğimi düşünürüm ben de yani haklı olarak. Oradan para geliyor çünkü. E, o yüzden offline gameplay'i komple baya bozuk. Bütün sene boyunca bozuk e, dönemlerden geçtik. Bununla, 2022 değil 2021'de galiba yanlış hatırlamıyorsam orta sahalar geriye koşmuyordu ya. Yani kariyer modunda offline rakibe karşı oynuyorsun. Orta saha oyuncuların duruyor falan. Hani saçma sapan bir şey. Ya da bir tane gol atıyorduk biz sol bekimle böyle bir gol atıyoruz. Her seferinde aynı golü atabiliyorum. Asla bunun kafası şey çalışmıyor yani yapay zekanın. Dolayısıyla FIFA umursamadığından o gameplay bana gerçekçi gelmemeye başladı o oynanış. Ve çok sıkıldım hani oynadığım şeyden keyif almamaya başladım. E, PES birazcık daha o konuda bana daha en azından futbol gibi geliyor ama onun da büyük eksik eksikleri varken zaten sonra komple çöpe atıp e futbol diye onlar da FIFA yolundan ilerlediler. Dolayısıyla şu an mesela çok mutsuzum. FIFA değişikliklerini açıkladı. Gene kariyer moduna hiçbir şey eklememişler. Hadi bari eklemesinler. Gameplay iyi olsun, oynanış iyi olsun diyorum. Onda da hiç ümidim yok. Çünkü bir şey iyiyken FUT'a bir güncelleme getiriyorlar. FUT'ta millet 99 ratingli falan oyuncularla oynadığından Öyle patchler yapıyorlar. Sonra sen İngiltere alt liginden 45-50 reytingli adamla oynayamıyorsun. Çünkü onu test bile etmiyorlar yani. O yüzden FIFA'dan biraz uzaklaştım açıkçası. Hiçbir zaman online oyuncusu olmadığımdan bana hitap etmemeye başladı. Ama şu an peste olmadığından mecbur kalacağız gibi bu sene bakalım. PES Sen hangisini sene... FIFA mı? Ben FIFA... Ultimate ben seviyorum ya o Hı -hı. işi. Yo ben niye sevildiğine dair zaten hiçbir şeyim yok. Çok eğlenceli mod bence. Online sevmiyorum diye ben sevmiyorum ama geçen senelerden birinde oynadık müthiş. Çok eğlenceli. Ya o yüksek kartlarla yüksek kartları alabilme hevesi işte şu görevi yap bir şu oyuncuyu al o oyuncuyu alıp onunla birkaç maç yapma Hı -hı. O işler bana çok keyif veriyor. Ben seviyorum Ultimate'i bir de PES Yıllardır hiç oynamadım ben abi ya. Hiç yani karşıma Hı -hı. bile çıkmadı. Ya bir PES oynayayım bile demedim. gerek Benim yok bir ki. ara bilgisayarda PES 6 yüklüydü mesela. Hı -hı. Gerek oynuyordum. yok ama oynamanı zaten. Yani Foot zaten keyif alıyorsan senin o onun keyfini PES'te yaşayamıyorsun. Ben baya çözümsüz kaldım diye yani dur bari PES'i deneyeyim dedim. Yoksa eee Foot gibi bir modu zaten asla yapamadılar. Müthiş e, eğlenceyle devamlı insanı geri getiren Bağımlılık yaratan bir şey yani ben bir sene işte bir iki ay falan oynadım o modu ee, ciddi bağımlılık yarattı bende her akşam gelip oynuyordum falan sonra zar zor kurtardım kendimi de ee, bu kariyerleri çekemiyordum yani yoksa o yüzden PES'i insanlar en son PES 13'ü oynadığından hala daha arcade olan taraf zannediyor aslında tam tersi bence şu an. Ama zaten pes diye bir şey de kalmadığından boşa bir sohbet sene oluyor. Seneye pes değil de e futbol diye bir oyun mu geliyor? Öyle bir şey var galiba? Yok zaten e futbola dönüştürdüler. Şimdi artık her sene çıkmıyor aynı oyuna devamlı peş getiriyorlar. Free to play yaptılar. Ee, artık pes yok e futbol bir tane çıktı yeni yeni de çıkmayacak. Ona güncelleme gelecek devamlı. Parasız Sadece masterlik güncellemeler. Ne geliyor? Güncellemeler de parasız geliyor o zaman parasız geliyor ama şeyler paralı olacak demişlerdi. İşte masterlık, kariyer modu, bilmem ne çıkınca onlar paralı olacak demişlerdi ama hala haber yok o modlardan. Daha oyunu toparlayamadılar. Korkunç çıktı çünkü oyun. Büyük rezillik <laughs> oldu Geçen yani. Geçen sene izledim Millet... bir iki videosunu ya. Çok iyi. Millet dalga geçti. Ben ee, şey yapmadım bile. Açmadım, yüklemedim yani. Feci, feci durumdaydı. Oyun kendin kayıtsız oynuyor musun? Hani keyif aldığın, oynadığın oyunlar var mı? E, var. E, genelde böyle işte çok fazla ilgi çekmeyen Twitch'te strateji oyunları var. E, Turn-based işte sıra tabanlı RPG'ler falan onları oynuyorum. Böyle o, e, şey XCOM serisi vardı. Bir kere onun retrosunu oynamıştık da ona benzer oyunlar aslında biraz böyle kıyıda köşede kalmış falan. Onlar yayında ilgi çekmiyor diye onlara bakıyorum. Ee, onun dışında bazen şey de yapıyordum ee, bu şeyler strateji oyunlarının nasıl save'lerini yapabilirim ilgi çekici diye. Bu sene ilk defa Crusader Kings'te denedik. O da böyle orta çağda işte krallardan birini hanedanın başına geçiyorsun falan ama çok psycho bir oyun. Sims gibi bir yandan falan. Bir tek onu denedim. Onun dışında çok fazla zaten oyun oynayamıyorum bu ara. Elden Ring'i de denedim bu arada aynen ama o da çok sarmadı. Elden Ring oynadığın yayını izledim ben ya. Aynen. Beceremiyorum çok o tarz oyunları bir müddet sonra. Abi senin sıkıyor. ben bir yayınını izledim. Çok tuhaf bir ses yapıyordun. Böyle bir tuhaf bir karakteri yapıyordun. Ha o Elden Ring'de o da vardı. Ömürcan diye bir alter <laughs> ego. İnanılmaz geliştirdik. Bir, i̇nanılmaz bir ses yapıyordun ya. <laughs> şey, e Müthiş Twitch yayıncısı Ömürcan diye bir karakter e, bulduk da onun <laughs> roleplay'iydi. Abi bir de yeni bir YouTube e, kanalında bir kız arkadaş nişanlınla bir içerik yapıyorsun. Ha şey Satoshi de e, onu aynen. diyorsun herhalde. Onları da ha, izledim, aynen. Onları da çok hoşuma gitti. Orada devam edeceksiniz Eyvallah. herhalde beraber. E, aynen. E, devam edecek gibi duruyor o da. E, bir de Ece ile şimdi ayrıca bir kanal açacağız. Direkt bizim, sadece bizim olacağımız. O Satoshi bizim konuk olduğumuz hani aylık e, iki bölüm falan yaptığımız bir program. E, işte bir de ayrı bir kanal. Biraz da Twitch yayınlarını bu sebepten azaltmak durumunda kaldım işte bu sene. Bir de işte sen de biliyorsundur abonelik e, fiyatı güncellemesinden sonra bir de enflasyon patladı ülkede falan. Hani oraya ayırdığımız vak vakti böyle birazcık daha YouTube'a kaydıralım dedik biz de. E, öyle planlarımız var bakalım. İnşallah güzel olacak. Bir bu, de Natsu kanalda sporda... e... Hı. Ne yapıyoruz biz değil değil mi? Hiç başka bir kanal açacaksınız. Başka bir kanal açacağız büyük ihtimalle. Ee, ne yapıyoruz biz ki? yayın tekrarlarını, Ece olan yayın tekrarlarını kullanıyorduk. Ee, belki onu da değiştirebiliriz diyorduk ama orası öyle kalsın orası Ece'nin şahsi kanalı gibi olur belki ileride dedik en son. Ee, Youtube'da işte bana da hep soruyorlar belki şimdi de hani sorgularlar niye bu kadar farklı kanal var abi falan diye. E, bilenler vardır belki ama YouTube bunu insanlara zorluyor şu anda. Hani algoritma dediğimiz muhabbetten dolayı her e, içerik tarzına ayrı bir kanalı mecbur bırakıyor içerik üreticilerine. Yapacak bir şey yok yani. Biz de mecbur öyle yapacağız. zibilyon tane kanal olacak yani. 8-9 tane kanal saçma sapan bir şey olacak o yüzden ama yapacak bir şey yok. Bu esas e, kendi kanalında içerikler olacak mı? Educated'tir, edit'li olanları mı diyorsun? Hayır. E, ee, post 42. Oyun yayınları mı? Ha, Post 42. Abi Post 42'de de e, şimdi Post 42 belki biliyorsundur ama bizim değil. Bir e, ajans, bir yapının o orası. Bilmiyorum. Böyle yatırımcılarla falan e, kurulmuş bir yerde. Biz oranın her zaman zaten bayağı maaşlı çalışanıydık. Maaşlı YouTuber'ı yani. E, şimdi de orada e, hani bu kanala Son bir sene bir buçuk senedir falan farklı içerik şeyleri denedik ama e, orada da işte bu YouTube'un algoritması devreye giriyor ve hani bizden tabii ki herkes Soğuk Savaş beklediğinden Soğuk Savaş dışındaki içerikleri biraz önünü kesiyor algoritma çünkü hani onun o kadar izlenmeyeceğini biz zaten bilerek çekiyoruz ama e, orada pek iyi performans vermedi. Dolayısıyla biraz daha Soğuk Savaş'a odaklı böyle yeni bir düzen hakkında şu anda Post 42 ile de konuşuyoruz daha belli değil yani orada ne olacağı ama büyük ihtimalle sadece soğuk savaş olacak gibi duruyor. Şimdilik durumlar öyle yani. Benim Hacı Wright şakalarını dinleme şansın oldu mu abi? Ah yok bilmiyorum ama. Bir öyle falan bir klip var mı? Bir da bir klip var. Ha bakayım ona. Bir gün davet alırsam Soğuk Tabii Savaş'ta ki. sadece Hacı Vrayt şakası yapacağım. <laughs> sadece 9 tane falan hacı <laughs> <laughs> bir tane böyle spor, futbol tarzı bir soğuk savaş yapabiliriz Vallahi ileride. Biz bir işte daha tam çözemedik kanal nasıl devam edecek durumlarını. Konuşuyoruz ondan sonra ben seni davet ederim devam ediyor olursak. İnşallah abi. Sen bu arada Ankara'dasın diye biliyorum ama evet. doğru mu biliyorum? ha tamam. Onu da ayarlarız bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> Zorla evinden aldırıyorlar böyle. Sizin öyle bir ekibiniz olsa ya beni... <laughs> Siyah camlı bir araç alıyor. Ayarlarız bir şekilde oymuş. <laughs> Evinden aldırırım diye bir adam böyle. Hiç beklemiyor. Bu arada Natspor'u sormuşlar. Ee, onu da hemen cevaplayayım. Böyle gereksiz açıklamalara giriştim ama. şey e, Natspor'la da konuşuyoruz şu anda. Orada da bir %17 futbol diye Çabi ve Nihat'la bir şey yapıyorduk. O da bu sene gelmesi için işte uğraşıyoruz. Bir tane demo çekmiştik. O bayağı eğlenceli oldu da. Umarım olacak o da. Ee, gene çünkü bu spor o program abi bana çok iyi geldi. Mesela sen şu anda hani bu kanalda devamlı işte içini döküyorsun bana. Arada kliplere denk geliyorum. Çok fazla Twitch e, yayını full seyredecek vaktim olmuyor ama Twitter'da kliplerini görüyorum. Hani baya lanet olsun ya bu ülkeye de bu futbola da deep hani içini döküyorsun ya. Bizim için de o program öyle bir şey oldu. Çünkü Ulan bağımlılık yaptı takip ediyoruz işte bu ligi ama yani konuşulacak ve o kadar çıldıracak ya şey oluyor senin ki. senin arkadaş çevrende falan da lazım. sen şey görülüyorsun ya böyle Boğaç'a bak be futbol tweet'i e atmış hiç yakışıyor mu sana? <gülüyor> 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 i̇şte hani bu senin da böyle bir program abi. yapmam ve orada içini boşaltıp tamam hadi oyun ve sinema <laughs> tamam hadi biraz evet. daha film. Abi beni bırak fazla Say var ya fazla Say'a millet artık O programda dördüncü seçiyordu. çok iyi olmaz mı fazla Say İnanılmaz olur bence bir gün davet edersek Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> Onun da içinden böyle yastık <laughs> fırlatacak Falan bir şey çıktı ya Fanatik abi ne onu şey çağırırsın şey. programa Çok ters bir şey de Olay diyebilir çıkar, hani evet. Galatasaray mı falan filanlar Onlar bilmem ne deyip Hani Bütün müzikal hayatını sıkıntıya sokacak Bir laf edip Kesin kesin yapar <laughs> garanti yapar. İçinden öyle bir şey çıkmış yani. Kendi kariyerinde bizi de mahveder kesin. <laughs> ama senin adına gerçekten iyi oldu? Ben dinliyorum da gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım bir de dediğin gibi Var abi, abi yani ya. hani e, seviyoruz, izliyoruz ama yani beğendiğimiz için ya da oh be Türk futbolu hayatımdaki bütün dertleri, sıkıntıları unutuyorum diye değil yani hani Tabii canım. Çocukluktan bir tane arkadaşın olur. Hayırsız senin burnunu sürekli belaya sokar. Öyle bir şey yani. Tuttuğumuz Aynen. takımlar yani ben öyle bakıyorum çıldırmamak içten değil abi ya zaten bin tane olay bin tane şey yaşanıyor bütün sezonda asla sağ içi konuşulmuyor bir şekilde içini dökmen lazım o kadar vakit ayırıyoruz yani e, o yüzden mesela senin bu platform bu açıdan o ihtiyacını karşılıyor biz de işte Nat becerebilirsek ben de orada karşılayacağım mümkün değil ya. Nat Spor'a bir şey olursa E-Talks ekranlarında seni görmekten, Eyvallah. ağırlamaktan çok mutlu olurum. Gelirim valla. Gelip böyle içimizi dökeriz. Bu ne ya? Böyle lig mi olur lan falan diye. Başka türlü izlenmiyor ya. <laughs> Avrupa ligleriyle aran var mı? Abi bir tek Premier Lig'e biraz bakıyorum. Onda da hani top 6 maçlarına bakabiliyorum. Ama az bakıyorum. Çok fazla vaktim olmuyor. E, Premier Lig dışında hiçbir lige bakmıyorum. Desteklediğin açıkçası. var mı? Ne yaptın? Desteklediğin bir Premier Lig takımı var mı? Abi orada da e, oyunculara göre, teknik adamlara göre falan hep değiştiriyorum. Hiç gönül bağım olan bir takım olmadı. Hani e, o yüzden hani şu takım taraftarıyım demiyorum ama Tottenham'a bir sempatim var. Hem hiçbir şey kazanamamış olmalarından ötürü. E, hem de sonu seviyorum. Kane'i seviyorum. Conte'yi de seviyorum. O yüzden hani onu birazcık izlemeye çalışıyorum bu sezon. Ee, onun dışında Chelsea'ye vardı Tuhel gelmeden önce. E, pek sevmiyorum. O yüzden Chelsea'de yalan oldu. Başka öyle değişiyor yani. Senin var mı Premier Lig'de? Abi benim de çok değişken ya. Ve ben çete sürekli rezil oluyorum. Bir gün diyorum ki Chelsea, bir gün Tottenham, bir gün <laughs> Arsenal. ben de öyleyim ya. Çok kötü bir chatle o konuda ilişkim var. Bu arada NBA'cidir demişler. Hakikaten sende NBA 2K yayınları da vardı. Onu Aynen. takip etme şansın var bu, var mı yoksa o sadece oyunda mı sınırlı? Abi aslında ben zaten futbolu çok uzun süre takip etmedim. Bayağı üniversiteye deyken falan izlemeye başladım tekrar. Çocukken tabii herkes bakıyordu da. Aslında deli gibi NBA'yi takip ediyordum ben. Yani basketbol izleyicisiydim falan. O yüzden NBA'yi hani her sene takip etmeye çalışıyorum ama son senelerde birazcık da tabii okuldan sonra falan iş hayatı devreye girince öyle gece e, sabaha kadar oturayım da bütün maçları seyredeyim yapamadım son senelerde normal sezonları az takip edebildim ama playoffları falan full izliyorum ee, NBA'yi ciddi takip ediyorum sadece oyunda kalmıyor yani ee, hatta daha fazla geçmişim var NBA ile alakalı futbola göre desteklediğin Çok desteklediğin orada desteklediğin Hı? var mı orada da abi yine aynı şekilde premierlik Hı? takip edişim gibi oyuncu ve koçlara göre değişiyor <laughs> E, LeBron'u pek çok iyi olduğundan sevmiyordum. Yani antipatim vardı. Ama şimdi bok gibi bir durumda kaldı Lakers'ta. O yüzden LeBron'a bile sempati duyarak takip ediyorum şu an. Baya değişiyor yani benim fikirlerim. Eskiden beri Ersan'dan dolayı Milwaukee e, tabii ki sev seviyordum. Bir de ondan önce de Michael Redd diye bir oyuncuları vardı. Solak şutör. Onu da çok severdim. Dolayısıyla onu, belki yanatardı. biraz Aynen. Onu da sakatlıklar yazık garibimi pek ilerletemedi. Ee, Milwaukee'ye biraz sempatim var hala. Yanisi de severiz. Mütevazi. Ailenizin süperstarı. O yüzden Milwaukee derim en yakın olarak şu anda. Ben New York ve San Antonio'yu seviyorum <laughs> abi. Abi San Antonio zaten inanılmaz ben de çok saygı diyorum. New York'un nesini seviyorsun ama onu bilmiyorum. <laughs> Gerçekten çok Beşiktaş şey. geliyor bana. <laughs> her karar Ne bileyim böyle her karar <laughs> yanlış ya. Üst üste çok <laughs> yanlış oluyor. <laughs> <laughs> Doğru makasını o açıdan düşünmüyorum. Ve taraftarı böyle <laughs> inanılmaz hırslı ya mesela böyle mesela New York iki maç üst üste alsa New York taraftarında şey oluyor tamam bu sene alıyoruz mi? artık şampiyonuz. Mesela Julius Randle üç maç iyi oynuyor. MVP diye bağırıyorlar ha. işte servis alacaklar. <laughs> Oralarını falan Beşiktaş'a çok benzetiyorum o tez canlılığı Doğru aslında. Ben ama şu anki Fenerbahçe taraftarına biraz daha yakın görüyorum. Evet. New York'un durumunu. Ee, onlar birazcık daha böyle artık isyan seviyesinde ya Fenerbahçe taraftarı. Biraz da New York'da öyle şu an. <laughs> Fenerbahçe'de ama abi yani Fenerbahçe bizim doğduğumuz günden bu yana hiçbir zaman bu kadar başarısız kalmadı ki. Yani. Tabii ki abi. DNA'sına aykırı ya. Yani. yani Fenerbahçe'de şu an olan şey Fenerbahçe'nin normali değil yani. Yani şu Fenerbahçelilerin evet. reaksiyonları da normal değil. Yöneticilerinin evet. verdiği reaksiyonlar da normal değil. Hani anormal bir süreç yaşıyor ve belki de hakikaten bir şampiyonluğa bakıyor yani o tekrardan normal evet. bir çizgide karar alabilmeleri bir, büyük bir yani hem camianın kendisinde hem taraftarında hem yönetiminde bir gerginlik var yıllardır bu da dediğin sebepten. E, bence de bir şampiyonluk çok rahatlatır yani. Bu sene aslında ben çok heyecanlıydım. Çok güzel bence bir müthiş bir hoca. Yani bu lig için çok fazla. Sonra bir transferler iyi gibi gidiyordu. Bir karıştı ortalık falan ama sezona da iyi girdiler diyebiliriz. Belki o sene bu senedir ama. E, beni bu konuda en çok üzen şu oldu. Ali Koç hakikaten bu gergin e, rekabeti düzeltebilecek bir figürde geldi. Yani bildiğin kavgalı ya şu anda bütün takım taraftarları birbiriyle boğaz sıkacak seviyede falan. Başkanlar hani bu konuda birazcık daha ılımlı ve e, şey davranırsa Türkiye'de bir şeyler değişebilir. Ali Koç da bunu başlatan Fenerbahçe başkanı olabilir diye düşünüyordum ben. Ama işte işleri iyi gitmeyince o da birazcık daha e, bu ülkenin normal başkanlarına benzer bir profile döndü. En büyük hayal kırıklığı mı? Bir Galatasaray taraftarı olarak yani. yani. Normalin gerginlik biraz azalsa isterdim Normalin de galiba. Yani Normalde bir iki sen önce geçti galiba Ali Koç Yani. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> olabilir evet. Bu gerginlik daha da bir üste çıktı. Yani bilmiyorum mesela Aziz Yıldırım döneminde falan Fenerbahçe'de muhalif bir şey söylemek daha kolaydı gibi geliyor. Yani Aziz Yıldırım daha eleştirilebilirdi evet. gibi geliyor. Hani hmm. Ali Koç daha despot gibi geliyor o konularda. Öyle oldu kesinlikle öyle oldu evet. İşleri iyi gitmeyince futbolda. Ee, çok daha bence de daha şey oldu taraf kendi taraftarlarının eleştirilerine hatta daha da sert tepkiler görüyorum ben geçmişe döne göre evet i̇şte chat neydi? birazcık bir, bir da ülke. sizden soru alayım gece yarısı oldu daha fazla tutmayalım ki bir daha çağırabilmeye yüzümüz olsun her bir zaman daha. ne zaman istersen evet abi chatten sana bir iki tane <laughs> soru alayım Hocam eve gideceğiz ya, falan <laughs> Hocam araba geliyor ya. Fpire bir Fpire almışlar mı? E bir ilgin olduğunu düşünmüyorum abi. Ee, Olsa abi, ben bilirdim arkadaşlar. Yok. Aynen, hiç yok ya, hiç. UFC'ye var sadece öyle. E, Antin, Kuntin sporlar UFC diyorum ben be. ya. UFC'ye var, var o mı? O da kimse hakketen? yok abi Türkiye'de. Var var, aynen çok severim abi, UFC. Abi Demir ve sen dışı kimsenin ilgisi yok. <laughs> Elgen Demir'in de yok bence bu arada. Elgen Demir de izlemiyordur. Bu garip diyor, bu çok kanlı diyordur ya. Biz Amerikan güreşinden devam ediyoruz. Abi ben böyle. de valla bak ben de öyle diyordum ama bambaşka bir şeymiş ya UFC gerçekten çok keyifli. Abi yani. UFC'de bayılan adamlar falan var çok dramatik böyle bir var şey. Var. İzlemek istemiyorum ya. Abi o kadar sık olmuyor ya valla. O <laughs> oluyor. Mi? O kadar sık olmuyor ama beni de çok rahatsız eden şeyler oldu ya gerçekten. En son böyle bir. Neyse hiç söylemeyeyim de araştırmasınlar. Evet. Bakıyorum çete. Futbolcu. <laughs> Aa senin en başta gördüm soruyu. Halı sahalar devam ediyor mu diye bir soru vardı sana. Abi ediyor ve aşırı mutluyum ya. Valla yani bunca yıl yapmamış olmamdan dolayı da hatta çok kızgınım kendime. Ee, hiç... Sen de tahmin edersin ki çok fazla hareket eden bir insan olmadığımdan başta çok zorlandım. Hakikaten bir yerime bir şey olacak falan diye 130 kiloydum bir de başladığımda ben. Şimdi işte biraz diyet miyet de yaptığım döneme denk geldi. O konuda da motive etti. 112'ye kadar düşmüştüm. Biraz daha geri aldım şimdi ama hakikaten çok keyif alıyorum ya. Keşke ne daha önce de bu kadar abi? düzenli oynasaydım. Abi ben zaten çok fazla savunmaya yardım edemediğimden beni ileride Kanada atıyorlar bizimkiler sağ olsun. Ee, kanatta böyle sağda oynuyorsam orta kesiyorum Caner gibi ee, solda oynuyorsam da içeri kat edip dışarı vuruyorum <laughs> genelde öyle <laughs> bu rahatlığı verdiklerine göre diğerlerinin tamam profesyonel futbolcu hani <laughs> zaten abi hani bu arada içeride Cornelius insan... falan olması lazım böyle bir karar alınması için <laughs> Ama ben beni şöyle bir gören zaten sağda tamam bu geri yardım edemeyecek der. Yani hakikaten hemen kesiliyorum falan. Bir de benim burnumda bir sorun var. Bir taraftan nefes alamıyorum falan. İyice böyle e, sıkıntılı bir durum oluyor yani. E, biz bir de böyle hani eğleniriz meğleniriz diye bizim işte gene post 42'den Buğra vesaire böyle hani biraz daha hepimizin böyle hafif kilolu, çok fazla koşmayan adamlar olarak başlayalım dedik. İşte Discord'dan bizim abonelerden falan böyle bir ekip toplandı. Öyle başladığımız şey şimdi böyle aşırı ciddiye alınan falan bir şey haline geldi. Multiplayer'dan işte Enis Kirazoğlu, Cem falan böyle şey olduk yani. Aşırı böyle ciddiye alıyorlar. O yüzden ben de geri geri biraz geri koşmak zorunda kalıyorum ama neyse ki alıştırdım herkesi. Çok fazla şey yapmıyorlar. Sen yapıyor musun Alisa? Yok be abi. Abi mutlaka yap ya. Müthiş bir şey. Var mı ya. beni çağıran beyler ama çok iyi ciğerli bak, altı is... adam lazım. <laughs> Seni şey, Açık kapı e, Juventus... Abi bana altı tane falan şey lazım ya. Real Madrid'in aldığı gibi çomeni Sana... var ya öyle altı tane adam lazım. <laughs> Aynen. Ya da Juventus pillosu gibi böyle çevrene toparlayacağız. Tabii Marcus Pogba'lar Aynen. lazım ya. Yani. Aynen. Kesin lazım. Bu arada İstanbul'a gelirsen bir hafta denk getirelim gel. Öyle bir alışveriş Bir kanat ya. sen bir kanat ben ne takım oluruz be. İşte ya, aynen ben de onu hayal ediyorum. Asla geri gelmiyorlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Altı kant ediyorlar. Sürekli kontra var bizim karede ve ortada sıçan gibi bizim savunmacılarla oynuyorlar. İyi, Kesin öyle olur. Yani. <laughs> Bak bir Robin gibi aynen. oluruz demiştik ama öyle bir... Kesin Güzel. Hangi aya... Sağ ayaklı mısın? Sağ ayaklıyım. Sağ ayaklı. O zaman tam olamıyoruz ama olsun. Ben, ben sol ayaklı olsaydım keşke de Robben ben olsaydım ya. Kel ya Kelimde. işte. Bana ben çok de keşke sol ayaklı ya. olsaydım. <laughs> Bence de. Hurşut Meriç ya da ikisinden biri işte. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hurşut'a daha yakın Robben. Bütün <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> ihtimalle böyle. Arkadaşlar adam FP'ye ilgim yok dedi. Cem Bölükbaşı ile ilgili Abi sana sormuştur belki. Bana mı sormuştur? Sence sana, bence sana sormuştur. ne olsun olmuş? olsun bir, bir şey olmuş galiba. F2'den ya. De... ayrılmış abi takımıyla hmm. sözleşmesi feshedilmiş. Abi onun niye sevmiyorlar ya? Altında yardırmışlar millet baya bir laf etmiş falan. Onun niye sevilmediğini anlamadım ben. Abi Hiç şöyle. takip etmediğimden e, mi? Çok hakkında olumlu PR yapılan bir adamdı. İşte bu tarz He. PR çalışmalarını bir de sekiyor ya karşıya. Bir nefret ol. Yani o da anlamsız. Anladım. Ama o PR çok fazla olunca, çok göze sokulunca, millette de ne oldu sizin Cem? Böyle olur anladım, işte. Okey. tribi çok oluyor yoksa yani. PR karşı kötü bir adam değil anladım. yani. Yani kötü bir adam yani belki başarılı bir pilot değil ama yani kötü bir insan değil. İnsanların bu kadar tepki koyması sebebi o PR Hı -hı. çalışmaları. Anladım. Ee, Abi siyasi parodi şarkılar yaptığın dönemleri özledin mi? Ee, o döneme dair her şeyi özledim ee, şu anda. Dolayısıyla o dönemi olsaydı gene yapardım zaten. Ee, öyle diyeyim. <laughs> <laughs> Abi ben senin TikTok yaptığın dönemi bile özledim ya. Keşke öyle bir Türkiye'ye dönsek. Vine'ı mı diyorsun? Vine, Vine <Gülüyor> doğru. <gülüyor> ya Bence de ya, Keşke galiba. öyle bir dünyaya dönebilsek ya. Ulan ne eğleniyorduk Vine'da ya. Vallahi ne güzeldi ya o günler. Cık. Keşke dönebilsek. Ne ne iyiye gitti diye düşünüyorum zaten. Hiçbir şey. Yani o yüzden. <laughs> Telefonlar iyi daha iyi. Onu da alamıyoruz ama. <Gülüyor> 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 ay ay. Abi sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki davet ettin. Çok keyifli. Yani her zaman bekliyoruz. Çok mutlu olduk. Ne zaman istersen Delali gel. Delali'nin uçağı inmiyormuş. Bir o uçağı indirtelim. Ha evet. Öyle yorumlar gördüm. Abi keşke bugün olmasaydı uçağı izleseydik falan diye. Ee, ben onu engellemek istemem. <laughs> <Bizde iyi oldu. gülüyor> ne olmuş? Abi, bir şey mi olmuş? Sıkıntı mı çıkmış? Uçak havada kalmış abi. Sen yani... <laughs> Buna bir etkili olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla yazıyorlar uçak havada kaldı diye. Evet, Siz o işe bir bakın o zaman. Biz o işe bakarız. Sana tamam. seni valla bir buçuk saattir tutuyoruz. Bir de zaten önde Abi, de benim şey yapamama durumum oldu. Çok keyif aldım ben. İyi ki davet ettim. Vallahi ben ee, tekrar tekrarda ne zaman seni istersen. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bir derbiden sonra davet et. Bir derbileri konuşalım seninle. Ben de içimden atmış olurum bu Gansai, e, şeyi. Trabzon var. Sonra Galatasaray Beşiktaş var. Galatasaray Beşiktaş'tan sonra chatte bir gelirim. Sert olur. Galatasaray kazanırsa Galatasaray Fener'den sonra buluşalım. Tamam mantıklı. Öyle yapalım. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Görüşürüz. Chat. Abi biz çok teşekkür ederiz Kendinize sana. Iyi bakın. Haydi görüşürüz. Hayırlı geceler diliyoruz. Kendine çok Eyvallah. iyi bak. Eyvallah. Bye bye.